CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adayımız devleti bilen birisi olacak deyince Abdullah Gül'ün ortak adaylığı yeniden gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu Abdullah Gül yeniden gündemde mi sorusuna bunu da sizden duydum. Ne konuştuk ne de telaffuz ettik. Devletin ne olduğunu bilen bir değil binlerce insan var diye cevap verince işler değişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun popstar seçmeyeceğiz çıkışı Ekrem İmamoğlu'na yeni bir mesaj oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devletin ne olduğunu bilen bir değil binlerce insan var sözleri Abdullah Gül'ün üzerine çizmesi olarak yorumlandı. 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını istemiş, derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı hedeflemişti. Abdullah Gül'ü aday göstererek Erdoğan'ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi ama olmadı. Meral Akşener'in çıkışı Gül planının çöpe atılmasına neden oldu. Bugünse Kılıçdaroğlu istese dahi Abdullah Gül'e aday gösteremez. Konjonktür değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu da Gül'ün adaylığını istemez. Neden? 1. Abdullah Gül gündemden düştü. Şu ana kadar Türkiye'nin gündemindeki hiçbir konuda kendisini alternatif haline getirecek bir çıkış yapamadı. Aslında Abdullah Gül kendisini alternatif olmaktan çıkaralı çok oldu ama birileri hala anlamamakta ısrarlı. 2. Daha önemlisi ise yerel seçimlerle birlikte muhalefet Erdoğan karşısında Abdullah Gül'e göre daha popüler, halk desteği daha güçlü siyasi figürlere kavuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. 3. Muhalif seçmende ilk kez kazanma duygusu oluştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri varken Kılıçdaroğlu varlığını ortaya koysa dahi CHP'yi Abdullah Gül ismine ikna edemez. Muhalif taban isyan eder. Özgür Özel'in Atatürk görseydi benim adayım derdi tarifi Abdullah Gül'ü kapsamıyor. 4. Roller değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Abdullah Gül'ü başta Kılıçdaroğlu istemez. Gül'ü kendisine neden alternatif haline getirsin ki? Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını tarif ettiği cümlesinde üzerinde durulmayan bir nokta vardı. CHP lideri "Popstar seçmeyeceğiz" dedi. Peki kimi kastetti? Daha önce de "Toplum bir popstar bekler" demişti. O zaman Tarkan'ı kastetmediği kesin. Kılıçdaroğlu İmamoğlu için "Bizim Tarkan" demiş.